genel başkanlar, bir partinin başbakanı, genel başkanı her gün Türkiye'nin çeşitli illerinde mitingler düzenlerken bu arkadaşlarımız cezaevindeler. Sayın Başbakan dün bir ilde miting çalışması, referandum çalışması yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu yine dün farklı bir ilde bir miting yaptı, referandum çalışması yürüttü. Sayın Bahçeli yakında mitinglerini yapmaya başlayacak. Ancak bizim her iki eş genel başkanımız ve milletvekillerimiz bu referandum çalışmalarına katılamıyorlar ve cezaevindeler. Bu haksızlığın ve hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu konudaki kararını vermesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyoruz. Tam 133 gündür milletvekillerimiz cezaevindeler ve biz arkadaşlarımızın cezaevine alındıkları günden çok kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Milletvekili arkadaşlarımızın, eş genel başkanlarımızın bir an önce tahliye edilmelerini içeren bir dilekçeyle birlikte bu dilekçelerimizi Anayasa Mahkemesi'ne verdik. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken şey Balbay ve Haberal kararını emsal göstererek bu milletvekili arkadaşlarımızı bir an önce tahliye etmekti. Ancak henüz dosyalar incelemeye bile alınmamış, Anayasa Mahkemesi bu dilekçeleri gündemine koymamıştır. Buradan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na çağrı yapmak istiyoruz. Kendi hukuksuzluğunuzu bizim milletvekillerimiz üzerinden mi denemeye çalışıyorsunuz? Ve hukuku ayaklar altına alan, hukuku çiğneyen bu duruma nasıl tahammül ediyorsunuz? Üzerinizde bir baskı mı var? Milletvekillerimizin, eş genel başkanlarımızın dosyalarının incelenmemesi için acaba size siyasi irade tarafından bir baskı mı yapılıyor? Eğer böyle bir baskı yoksa üzerinizde bu dosyaları neden gündeminize almıyorsunuz, neden incelemiyorsunuz? Anayasa Mahkemesi Başkanı bir açıklama yapmıştı. Hukuk her zaman herkese eşit şekilde uygulanmaz demişti. Bunu sadece bizim milletvekillerimiz için mi öngörüyorsunuz ya da uygulamaya çalışıyorsunuz? Oysa hukuk her zaman her yerde herkese eşit bir şekilde uygulanır. Bugün Avrupa'nın birçok yerinde bakanlara, milletvekillerine miting yapma izni vermeyenleri nasıl eleştiriyorsanız, bugün bir partinin eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin cezaevinde olmasına da aynı şekilde tepki göstermeniz gerekiyor. Evet, biz de bir milletvekiline, bir bakana miting yaptırmama durumunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bu tepkimizi herkes için ortaya koyduk. Ancak biz sizler için bu tepkiyi ortaya koyarken sizler de bizim milletvekillerimizin bu hukuksuzluğuna karşı koymanız gerekiyor. Adalet, hukuk her zaman, her yerde, herkes için eşit olmalıdır, herkese lazımdır. Bizim milletvekillerimiz başta olmak üzere bugün siyasi çalışmalarını yapan herkesin her yerde düşünce ifadesini, seyahat özgürlüğünü hiç kimsenin kısıtlamaya hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Ancak bizim ülkemizde, bırakın başka ülkeleri, kendi ülkemizde 13 milletvekili şu anda cezaevindedir. Bir an önce bu hukuksuzluğun bitirilmesi, tüm milletvekili arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Önümüzde bir referandum var. Tam da bu referandum sürecine denk gelecek şekilde eşit koşullarda
tüm milletvekillerinin, bakanların, başbakanın mitinglerini yaptıkları gibi bizim milletvekillerimizin de, eş genel başkanlarımızın da aynı koşullarda bu çalışmaları yürütmeleri gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Ülkenin tam da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu koşullarda Türkiye referanduma giderken sonucun nasıl çıkacağını hepimiz merak ediyoruz gerçekten. Çünkü Halkların Demokratik Partisi diğer partiler gibi eşit koşullarda çalışmalar yapamıyor. Milletvekillerinin, bakanların, başbakanın mitinglerini yaptıkları gibi bizim milletvekillerimizin de, eş genel başkanlarımızın da aynı koşullarda bu çalışmaları yürütmeleri gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Ülkenin tam da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu koşullarda Türkiye referanduma giderken sonucun nasıl çıkacağını hepimiz merak ediyoruz gerçekten. Çünkü Halkların Demokratik Partisi diğer partiler gibi eşit koşullarda çalışmalar yapamıyor. Mitingler düzenleyemiyor. Çalışmalarını yürütemiyor. Engeller, baskılar, tutuklamalar, gözaltılar devam ederken hiç kimse biz eşit koşullarda referandum sürecini yürütüyoruz deme lüksüne sahip değildir. Değerli arkadaşlar, bugün Edirne Cezaevi önünden Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu, rehin alındığı bu cezaevi önünden başta Anayasa Mahkemesi Başkanı olmak üzere siyasi iradeye de çağrı yapıyoruz. AKP hükümetine de çağrı yapıyoruz. Milletvekillerimizin, eş genel başkanlarımızın tahliyesinin bir an önce gerçekleşmesinin Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin barışı, Türkiye'nin refahı açısından çok önemlidir. Şu anda içerisinde bulunduğumuz kriz ve kaos sürecinin bitmesine de aslında vesile olacaktır. Dolayısıyla biz bugün heyet olarak bu çağrımızı bugün buradan bir kez daha yinelediğimizi ifade ediyor ve bu ziyaretlerimizi her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimizi, ta ki eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz tahliye olana kadar bu ziyaretlerimizi gerçekleştireceğimizi belirtiyoruz. Bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerektiğini ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz.